Selamünaleyküm muhterem hocalarım. Şimdi geldik ikinci haftaya, isim tamlamasına. İsim tamlamasında arkadaşlar unutmayalım. İki tane öğemiz vardı. Bir tamlayan, bir de tamlanan vardı. Tamam. Evin çocuğu bir isim tamlamasıdır. Türkçenin tersini yapıyoruz arkadaşlar bakın. Evin çocuğu derken biz Türkçe'de önce evin diyoruz, sonra çocuğu diyoruz. Arapçada ise bu tam tersi nedir? Önce çocuk der Arap, sonra evin der. Tıflul beyt. Gördünüz mü? Önce tıfıl çocuk, sonra beyt, ev kelimesi geliyor. Bu ne diyoruz Türkçe'de? Tamlayan, tamlanan diyoruz değil mi biz? Ev, tamlayan, çocuk, tamlanandır. Şimdi Arapça'da bunu arkadaşlar mudaf ileyh diyor. Buna biraz alışmaya çalışın bu terimlere. Çünkü yavaş yavaş artık bunu kullanmak daha kolay oluyor konu anlatımlarında. Tıflül beyt. Peki nasıl okunur arkadaşlar? Aynen sıfat tamlamasında olduğu gibi bir belirtili isim tamlaması var. Bir de belirtisiz isim tamlaması var. Bu niye lazım? Biz diyorsak ki herhangi bir çocuğun kitabı, bir de belirli bir çocuğun kitabı diyoruz değil mi? Bu durumda tabii ki farklı şeyler kuracağız, cümleler kuracağız. Bakınız, tersini yapıyoruz. Elif lam takılı, elif lam taksız. Tıflul beyt, tıflu beytin. Unutmayın arkadaşlar, isim tamlamada araya bir tane damla harekesi konulacak. Tıflu beyt koyun. Bu daha sonra açıklayacağız size. Tiflel beyt, tiflil beyt şeklinde değişecek ama üçüncü kurda. Şimdi araya sadece damme koyun. Niye önemli bu? Çünkü siz tiflul beyt değil de tıfıl el beyt derseniz o zaman şey tıfıl beyt derseniz bazı kargaşalar çıkabilir. Araplar bunu tiflul beyt der. Konuşma dilinde. Damme harekesi koyun. Arkadaşlar bir de elif lam takısı şu birinci kelimeyi mudafa asla koymayacaksınız. Yani şu tiflul beyt ikisi bir de elif lam takısı almaz. Şu kesinlikle almaz. Belirtili durumuna göre alır ya da almaz ama mudaf yani birinci kelime asla elif lam takısı asla almaz arkadaşlar tamam mı? Tamlananlar. Yani et tıflul beyt asla olmaz arkadaşlar. O sadece şeyde olur. Sıfat tamlamasında olur. İkisi birden. Tamam mı? Belirtisiz isim tamlaması da arkadaşlar tıflu beyt. Tamam mı? Damla koyuyorsunuz araya. Tıflu beyt. Belirtisiz herhangi bir evin çocuğu tamam mı? Bir de belirli bir evin çocuğu var. Tıflül beyt belirli bir evin çocuğu oluyor. Zincirleme isim tamlaması nasıl oluyor arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasında mesela çocuğun balığının suyu diyoruz ya. Şimdi burada tamlanan, tamlayan bakın böyle sırasıyla gidiyor ya şeyde mudaf ile gidiyor ya. Şimdi çocuğun balığının suyu. Ne demiştik? Şuraya bir tane ötre koyun demiştik değil mi şeyler arasında? Mudaf ile mudaf ile arasında, ikisi arasında. Eğer zincirleme şeklinde geliyorsa ikincisine kesre koyun arkadaşlar. Buna bir şey gerek yok ama şuna kesre koyun tamam mı? Daha sonra bunun harekesine geleceğiz de şimdilik bunu böyle bilin. Şuraya bir tane kesre koyacaksınız. Ma'u semeki tıfıl. Belirsiz bir çocuğun balığın suyu ne olur? Ma'u semeki tıfıl. Bakınız şu kesinlikle elif lam takısı alamaz, bu da alamaz. Niye? Çünkü her ikisi de mudaftır tamam mı? Zincirleme gidiyor. Bu yüzden şunlar asla şey alamaz. Elif lam takısı alamaz arkadaşlar. Sadece en sonuncu kelime alabilir. İsim tamlamasında. İkili ise o zaman ikinci kelime. Zincirleme üçlü, dörtlü, beşli ise son kelime. Elif lam takısı alır ya da almaz durumuna göre. Belirli, belirsiz durumuna göre. Ama diğerleri asla alamaz arkadaşlar. Hiçbir zaman koymayacaksınız. Tamam mı? Elif lam takısını ona. Belirli bir adamın çocuğunun balığının kafası. Bakın adamın çocuğunun balığının kafası. Ra'su semeki tifli raculi bak. Ra'su semeki tifli racul. Elif lam takısı alır ya da almaz belirli duruma göre. Ama şunlar asla alamaz. Çünkü bunların hepsi henüz mudaftır tamam mı? İsim tamlamasında. Şu en sonuncusu sadece belirtili ise alır, belirtisiz ise almaz tamam mı? Bir de unutmayın diğerler arasında kesre koyacağız. Şu birincisinde damla koyuyoruz. Dediğim gibi bu daha sonra değişecek bu noktalar arkadaşlar. Bunu peki cümle içerisinde nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şimdi cümle içerisinde kullanılan bir örnek. Adamın evi büyüktür diyelim. Şimdi hangisi özne? Adamın evi. Hangisi yüklem? Büyüktür. Adamın evi büyüktür. Şimdi adamın evi nedir? Beytur racul ya da beytur racul belirtisiz ise büyük ise kebir. Belirtili ise el kebir. Ne demiştik? Özneler belirtili olur. Nesneler belirsiz olur. Yani elif lam takılı gelir, elif lam taksız gelir. Bu yüzden buna beytur racul değil, beytur racul diyoruz. Kebir, tamam mı? Yüklem kebir, el kebir değil. Çünkü yüklemde elif lam taksı almaz. Beytur racul kebir. Balığın suyu
büyük denizdir. Balığın suyu büyük bir denizdir anlamında yani, tamam mı? Şöyle tamam, bir kelime ekleyiverelim. Anlatsın. Büyük bir denizdir. Şimdi balığın suyu özne, büyük deniz yüklem. Balığın suyu ne? Ma'us semek. Büyük deniz, bahar kebir. El bahar el kebir mi diyeceğiz yoksa bahar kebir mi? Burada büyük deniz yüklem olduğu için elif lam taksisi gelmeyecek. Balığın suyu ise özne olduğu için şey gelecek. Belirtili gelecek. Elif lam taksisi alır. Bu alamaz arkadaşlar. Bu da asla alamaz. Sadece en son kelime alır tamamlarda. Tamam mı? Konu anlatımımız bu kadardır. Şurada da yeni haftanın anlatımında dikkatinizi çekmek isterim. Üniversite fakültesi derken arkadaşlar isim tanımlamasında mudafa şey koymayın. Tamam mı? Üniversite fakültesi derken birinci kelimeyi elif lam taksisi kısmını getirmeyin. Zincirlemede en son kelime hariç hiçbir tanesini getiremezsiniz. En son kelime de belirtiliyse getirirsiniz. Belirtisiz ise getiremezsiniz. Tamam mı? Okulun balığı güzel dediğine var dikkatini çeken. Okulun bahçesi öznedir arkadaşlar. O yüzden belirtili olacak. Buna dikkatli olun. Olur mu? Peki hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun size. Evet, bakıyorum.